Merhaba arkadaşlar, Pestemenli Amerika'nın hoş geldiniz. Gündemdeki bazı önemli konularla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bugün bitecek, yarın geleceklere değinelim. Onun dışında eFootball 2022 ile alakalı birkaç bilgiyle videomuzu tamamlayalım. Bugün maç dilleri oynama işi vardı, 17'ye kadar devam etmekte. Ayrıca geçen hafta gelen United ve Arsenal takımı ikonlarının içinde bugün son gün, yarın Barcelona takımı ikonları geliyor. En önemli gündem maddemiz mobilde uzun bir süre sonra Perşembe günü bakım yok. Perşembeleri sabahleyin oyun kapalı olur, bakımda olur. Biraz beklerdik 8-9 gibi. Yarın sabah oyuna istediğimiz vakitte giriş yapabileceğiz. Oyun kapanmayacak. Konsolda ise bakım olacaktır. Konsol için herhangi bir açıklama gelmedi. Yarın gelecek ikonlar Barcelona takımı ikonları. Neymar, Rivaldo, Kluivert. Peki bunlar saat kaçta gelecek? Yarın sabah 05'te, Türkiye saatiyle 05'te bu 3 ikon futbolcu da gelmiş olacak. Top açılımı yapmayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yapacaksanız da kaç MyClub paranız var? Ne kadar harcamayı düşünüyorsunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve cuma günü 2 tane maç day gelecek. Ne yazık ki az maç day gelmeye devam ediyor. Bir de eFootball 2022 ile alakalı bazı açıklamalar var. Hemen onları göstermek istiyorum. Özellikle bu bilgi konsolda oynayan arkadaşlarımızı yakından ilgilendirmekte. Konsolda PlayStation, Xbox ve bilgisayar üzerinde Steam üzerinden oynuyorsak 30 Eylül tarihinde 9 takımlı bir şekilde eFootball 2022 çıkacak. Sonrasında 11 Kasım tarihinde ise güncelleme ile birlikte oyun tamamlanacak ve diğer kulüpler eklenecek. Şöyle dendi, 600'den fazla lisanslı kulüp 11 Kasım tarihinde, 600'den fazla hem de lisanslı kulüp 11 Kasım'da ücretsiz olarak eklenecek. Sadece güncelleme şeklinde. Mobille alakalı bir durum değil, özellikle konsol tarafıyla alakalı bir durum. Ücretsiz olması da gayet iyi oldu. Bazı etkinlikleri ücretsiz bir şekilde konsolda oynayabileceğiz. Mobil tarafına geldiğimiz zaman ise iki tane önemli konuyu merak ediyoruz. Mobilde eFootball 2022 ne zaman çıkacak? Henüz daha Konami net bir tarih açıklamadı. Bekliyoruz. Herhangi bir tarih de açıklamadı. Kasım'ın ilk haftalarında mı yoksa Ekim'in sonlarında mı? Benim şahsi düşüncem Kasım'ın ilk haftalarında çıkacağını düşünüyorum ben. eFootball mağazasında 4 Kasım'da oyuncuların süresi dolduğu için belki ya 4 Kasım ya da bir hafta sonra 11 Kasım denk getirir mi acaba? O tarihlerde ben şahsen bekliyorum ama benim tahminim bu. Sizler de bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Mobilde ikinci merak ettiğimiz konu ise hangi telefonların oyunu kaldırıp kaldırmayacağı açıklanmadı. Sistem gereksinimleri mobil için paylaşılmadı. İlerleyen tarihte Konami hangi özellikteki telefonların yeni oyunu kaldırıp kaldırmayacağını açıklayacağını belirtmişti. Bunu da takip ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir görüşüm olursa sizlere aktarmaya çalışacağım. Son olarak arkadaşlar Ana Lig konusu var, Master Lig konusu. Konsolda ve mobilde geleceğini söylemişlerdi ama ne zaman geleceği pek bilinmemekte. Bazı söylentilere göre Mart ayını bulabileceği paylaşılıyor. Konsolda ücretli dendi, mobilde herhangi bir ücret söylenmedi ama mobile de geleceğini paylaşmışlardı. Mobile göre uyarlayacağız demişlerdi. Fakat Ana Lig içinde epey bir bekleyebiliriz. Henüz daha ona zaman vermediler. Net bir tarih onun için de söylemediler. Mart ayı ise Mart ayına da çok var. O kadar insan beklemek de istemiyor ama umarız daha erken tarihte Ana Lig'i hem konsolda hem de mobilde görürüz. Gündemdeki önemli konuları sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.